Merhaba arkadaşlar, ne bileyim abi, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rap God Tycoon'un oynanış videosunu çekeceğiz. Yeni bir rap grubu kuruyorsunuz arkadaşlar. Ve o rap grubunu dünyanın en iyisi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Biz de bir karakter yarattık elektro gitarcı olarak. Biraz Koray Avcı'ya benzedi ama olsun. Bakalım, grubumuza şimdi yeni adamlar bulmaya çalışacağız ve ilk parçalarımız üzerinde çalışmaya başlayacağız. Hemen bir yeni adam. Bütçeye hiç koymayacağım çünkü param çok az. Buradan olmuyor böyle. Birazcık bütçe koy diyor. Bu kadar bütçe olma diyor. 550 dolarlık bir bütçeyle başladık. Bu araştıra dursun. Biz de adamımızın müzikal pillerini geliştirmeye çalışalım. Tekrar geliştirelim. Bakalım verdiğimiz ilana kimse bastırmamış. O zaman kendi adamımızı geliştirmeye devam edelim. Bir daha ufak almayacağım ya. Anlayacağım. Bakalım ilanımız ne alemde? Hala hiç kimse başvurmamış. Devam edelim adamımızı geliştirmeye. Tekrardan bakalım. Galibde. Evet, bir vokalist bir de davulcu başvurmuş. Çok tipsizmişsin ama özelliklerim fena değil. Seni kabul ediyorum. Bak, davulcu da özellikleri kötü ama olsun. Yine de kabul edelim. Tekrar bir ilan verelim. Bir tane de bas gitarcı alalım ve ilk parçamızı yapalım. Ben bunlar da biraz var. Oyunun aslında çok zevkli bir oyun, oyun ilerledikçe. Tekrardan bakalım. Ve evet, bir baskı bulabilmişiz en sonunda. Pascal Numan'ın amcaoğlu gibi, David Moon. Onu geçiyoruz. Bu da mavi kafalı arkadaşımız. Peki David Moon'un özelliklerine bakmadık. Söz yazarlığı. Bu arada şu özelliklerden de bahsedeyim. Bu yıldız olabilme kapasitesi, bu müzikal kabiliyeti, bu söz yazarlığı, bu da enstrümanına hakimiyeti ve sahnedeki ve kayıtlardaki kabiliyeti. Hayır, başarılı bir arkadaşım ama. Oo! Çok enteresan bir arkadaş. Biz Leslie Williams alalım. Ve ekibimizi tamamlamış bulunmaktayız. Hemen bir şarkı yazalım. Yazalım.
herkese yazdıralım. Çünkü bu şarkı yazma skili geliştikçe arkadaşlar daha güzel şarkılar çıkabiliyor. İsmini de... Mani yapalım. Arkadaşlar şarkıyı yazmaya başlasınlar bakalım. İlk şarkımızı da böyle yapmış olalım. Bu arada 300 dolar kiramız var. Toplamda da 666 dolar bir harcamamız var. 966 dolar arkadaşlar. Pardon. Hemen şuradan busking yapalım. Busking de arkadaşlar sokakta müzik yapıyorlar. Hem kendi hayranlarını katıyorlar. Hem de para kazandırıyorlar. Şu an için henüz doğru düzgün bir parçamız bir stüdyoya girmişliğimiz olmadığı için parçayı da 3 kişi yazın. Bunun da ismi ne olsun? Biraz olgun konuğa bağlıyor. Sevgilim yapalım bunu da. Bir sevgilim olsun. İkinci şarkımızı da yazıyoruz. Üçüncü şarkımızı da yazacağız. Ve ondan sonra kayıda gireceğiz. Yazdığımız bu parçaları çalışacağız. Sonra ilk konserimizi vereceğiz. Şimdi şarkımız da bitti. Hemen bir şarkı daha yazalım. Bu şarkımızın ismi de Bad Boy olsun. Yazmaya başladılar. Şarkı bittikten sonra arkadaşlar hemen stüdyoya çalışma aşamasına gireceğiz. Şarkı üzerindeki hakimiyetini grup üyelerinin arttırmaya çalışacağız. Hemen şuradan Mete gelelim. Evet, şu anda buradayız. Burayı seçelim. Montafay'dayız. Buradan stüdyoya girelim. Monday, Thursday, hangi günler müsaitse hemen buradan çalışmayı ayarlayalım. Atalım. Thursday'i de alalım. Ve Saturday'i de alalım. 225 dolar bu arada stüdyoya çalışmaya girdiğimiz her gün ödeme yapacağız. Bu arada da oyuncularımızın skillerini geliştirmeye çalışalım. Ve ilk defa stüdyoya gireceğiz. Bakalım şarkının yüzde kaçına hakim olacağız. Bakıyoruz. %10-13 gibi bir soruna hakim olduk. Daha iyi çalışmamız lazım. Ne diyor? Beş tane lokal fan kazanmışız. Bu arada fan sayımız henüz 9 arkadaşlar. Yani 9 tane fanımız var. Çok büyük bir rakam ama eğer serinin devamını gelmesini isterseniz ilerleyen zamanlarda neler yapacağımızı göreceksiniz. İkinci kez stüdyoya giriyoruz. Bakalım yüzde kaçını öğrenecekler şarkıların. Bir yıldız, bir yıldız. Çok fazla öğrenemedik. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şarkıları beğeni oturması için. Ve üçüncü kez de stüdyoya giriyoruz. Biraz biraz öğrenmeye başladık şarkıları. Şimdi hemen
küçük bir performans yerinde bir konser yapalım. 3 şarkılık bir konser yapalım. Tanıtım olarak Farkyatları, posteller, yerel gazete, sosyal medya falan diyor ama ben şimdilik para harcamak istemiyorum. Hemen bu konserimizi kayıtlarımızın arasına alalım ve geri dönelim. Çalışmaya devam edelim konsere kadar. Yarın konserimiz var arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ve konser zamanı geldi. Play Show açık olmadığı için simulate diyoruz. Bakalım. Şarkı performansından bir yıldız almışız biraz daha fazla. Grubun performansından da bir yıldız almışız. İşin show tarafından da iki yıldız almışız. Gayet iyi. İlk konser için ve 11 tane de fan kazanmışız. 26 kişi tarafından da 40 kişilik bir salonda izlenmişiz. İşte böyle böyle gelişiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz konserlere falan derken gelişiyoruz. Geliştikçe daha iyi şarkılar yapıyoruz. Daha iyi şarkılar yaptıkça her şey daha iyi oluyor. Böyle bir oyun. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.